Rusya, Odessa ile Ukrayna'nın tahıl ihracı için alternatif güzergah olarak kullanabileceği Tunan Nehri kıyısındaki limanlarını vurdu. Füzeler, NATO üyesi Romanya'nın sınırına sadece 300 metre mesafedeki hedefleri vurdu. NATO geçen hafta Karadeniz gündemiyle toplandı. Stratejik vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le görüşecek biliyorsunuz. Putin'den dün Rusya Afrika zirvesinin ardından da açıklamalar geldi. Tahıl anlaşması Karadeniz'deki riskleri ve sürecin bundan sonrasıyla Türkiye'ye olası yansımalarını şimdi Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İfe Sıvış ve emekli kurmay albay Ünal Atabay'la konuşacağız. Efe Bey merhaba hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk var. teşekkür ediyorum. Ünal Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sinem Hanım iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün Rusya devlet başkanı Putin açıklamalarda bulunmuştu. Bununla bir başlayalım. Çünkü Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi Türkiye'nin Azov taburu komutanlarını Rusya'ya iadesiyle, özür diliyorum Ukrayna'ya iadesiyle evet. ilişkilendirilmişti. Fakat Putin dedi ki birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok ve bu anlaşmayı sonlandırma gerekçesi olarak Rus gemilerinin limanlara sokulmaması, para transferi, sigorta ve başka konularda yaşanan problemler olduğunu söyledi. Şimdi Efe ile bir başlayalım. Bu açıklamalar için ne dersiniz? Sebepler yalnızca bu söylenen gerekçeler mi? Evet, şimdi tabii bu 2022 yılının Temmuz ayında tahıl anlaşması imzalandı. Türk diplomasisinin bir başarısı. Türk evet. dış politikasının bir uluslararası barışa yönelik ciddi bir somut katkısıydı bu. Seneyi devriyesi geldi ve artık bunu yenilemiyor. Şimdi sadece bu tahıl anlaşması özeline bakarsak bana göre Rusya haklı. Neden haklı? Çünkü Rusya'ya bir takım sözler verildi. Savaşı başlatması, Ukrayna'yı işgal etmesi vesaire bunlar farklı bir, bunlar açıkça evet. uluslararası hukuk ihlali. Ama bu tahıl anlaşması üzerinde bakarsak eğer, Rusya'ya bazı sözler verildi. Ee, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bizzat dedi ki, mesela Rusya'nın ziraat bankasını, tarım bankasını Swift'ten atılmıştı, geri alacağız orayı dedi. Çünkü niye? O finansal aktiviteleri, tarım ihracatını o banka üzerinden yapıyorlar. Evet. Bunun haricinde esas bunun muhteviyatı nedir bu anlaşmanın? Ukrayna silolarındaki tahılları satacak, benzer şekilde Rusya'da satacak. Ama geldik gördük de fiilen de facto bu olmadı. Niye olmuyor? Sigorta dediğimiz esasında çok önemli bir şey. Çünkü e, kağıt üzerinde Rusya'nın tahılını satmasının önünde bir engel yok. Evet. Ama sahaya baktığımız vakit sigorta şirketleri... Bu e, batılı firmalar tarafından daha çok, batı merkezli, batı sermayeli bu sigorta şirketleri ve navlun şirketleri iş Rus tahılını taşımaya gelince çok astronomik fiyatlar çekiyorlar. Hmm. Yani fiilen esasen kağıt üstü üzerinde evet Rusya'nın malını satmasının üzerinde bir engel yok ama bir bakıyorsunuz sigortacılar, sigorta şirketleri, all risk sigortaları yapıları, navlun firmaları gemi batabilir, korsanlar kaçırabilir o gemiyi falan. Dolayısıyla evet. ihracatçılar ve ithalatçılar bu sigortaları her zaman yapmak zorundadırlar. Öyle bir sigorta fiyat teklifleri vermeye başlıyorlar ki Rus taşlarını taşımak için malın fiyatından daha fazla çıkıyor. Hı. Dolayısıyla bunun kağıt üzerinde evet Putin sanki serbest, malını satmaya şey muktedir gözüküyor ama fiilen transa gizli bu gizli yaptırımlar var. Batılılar öyle bir sistem kurmuş ki kağıt üzerinde satabiliyor olmasına rağmen bunun e, finansal olarak realize etmiyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. bu Putin de diyor ki bakıyor. Ya bu anlaşmadan kim kâr ediyor? Ukrayna mı kâr ediyor? Evet. Ben de mi ben mi kâr ediyorum? Bakıyor ki bu anlaşma Ukrayna'ya yarıyor sadece ve Ukrayna'nın elde ettiği gelir e, yol, yolsu, elektrik işte silah mühimmat olarak Ukrayna'ya fayda sağlıyor. Dolayısıyla benim ne işime yarar bu anlaşma? Demek suretiyle buradan çekildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bu Swift'e geri sokacağımız özünü tutamadı. Çünkü burada kararı veren Amerika Birleşik Devletleri Swift onun kontrolünde, finansal sistemde onun kontrolünde. Dolayısıyla Rusya'nın burada sanki bir e, favor yapmış gibi, bir e, olanak sağlamış gibi gözükmesine rağmen Rusya'nın esasında alanı daralmış vaziyette Efendim, ve yap batılı yapamıyor. Sigorta şirketlerinin arkasında batılı hükümetler var Desek doğru olur mu? Elbette yani onlar var ve onlardan e, demokrasinin kılıcı gibi batılı hükümetlerin yaptırım olanakları, olasılıkları vesaire sallandığı için bu sigorta şirketleri Rusların mallarını sigorta etmeye yanaşmıyorlar. Evet. Bu navlun firmaları da benzer şekilde Rusların iş, Rusların mallarını taşımaya gelince navlun dediğimiz bu e, şey yani e, deniz taşımacılığı. Hı hı. Ruslar Ukrayna'nın malını taşımak bir konteyner malını taşımak 100 dolar Rusya'ya gelince bilmem 1000 dolar mesela atıyorum şu an tamamen afak evet. ki ama öyle astronomik farklar çekiyorlar. Dolayısıyla Ruslar malını satamıyor. Putin de bakıyor bilançoya ne aldım ne verdim bu anlaşmada ne kazandım ben ne kazandım Kiev ne kazandı. Bana yaramıyor ben yoğum dedi çekildi. Mesela bu kadar basit. Sonuç olarak anlaşmaların her iki ülkenin çıkarına olması gerekiyor. Ee, yani Rusya'nın beklediği o yönde e, benim gönlüm böyle sürsün ve sadece Ukrayna'ya e, menfaatini olsun bu anlaşma ki. Çünkü Ukrayna burada işgal olmuş bir vaziyette ama evet. yani Putin elbette öyle düşünmüyor. Dolayısıyla bu benim işime yaramıyorsa ben bu anlaşmaya çekiyorum. Benim koşullarım sağlanmadığı müddetçe de ben geri girmem diyor. Evet. Mesela bu kadar basit.